küsecek içinizde? Yok değil mi? Küsecek yok değil mi? Evet. Var mı yoksa? Küsecekler parmak kaldırsın. Evet. Evet. Söz verdiler ona. Verdiler ya. Allah razı olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü koruyalım. Her şey böyle gayet güzel olsun. Demokratik olsun. Ondan sonra ben eminim, bakınız buradaki arkadaşlarımızın hep... Çok teşekkür ediyorum. Haydi, bu da bizim peşinden koştuk. Sayın milletvekilim, çok değerli dava arkadaşlarım. Aslında tabii biz bu yarış yerlerinde ilk başlayan arkadaşımızım. Ama konuşmada alfabetik sırada azizliğe uğradık. En sona kaldığımızda sadece sandalyeler kaldı gibi gözüküyor. Efendim, sözlerime başlarken hepinize kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz tarihi bir dönüm noktasındayız. Erdemli olarak, Mersin olarak, Türkiye olarak ve AK Parti olarak tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu tarihi dönüm noktasını Erdemli'de AK Parti olarak yine tarihe iz düşecek aday adayı rekorunu kırarak giriyoruz. Acizane kardeşimiz 39 yıldır gazeteciyim. Erdemli'nin son 39 yılını çok iyi biliyorum. 30 yıllık politik hayatım var. Bu zaman zarfında Erdemli'de ilk aday adaylığı rekorunu 2004'te kırmıştık. 10 aday adayıyla AK Parti olarak kendi rekorumuzu bugün 20 adayla noktalıyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu tarihi süreçte biz bu seçimi almak zorundayız. Önümüzde 30 Mart seçimlerinden sonra 3 ay sonra bir cumhurbaşkanlığı seçimi, ondan sonra bir referandum, ondan sonra da bir genel seçim var. Ve sokaklara dökülmüş terör örgütü ve yardakçıları var. AK Parti'nin ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için. Biz seçimi önce almamız lazım. Hem de büyük farklı almamız lazım değerli arkadaşlar. Bunun yolu var. Yani burada ahkam kesip projelerden şundan bundan bahsetmeye hiç gerek yok. Hepimizin projeleri dop dolu. Herkes, buradaki arkadaşlarımızın hepsi belediye başkanlığı yapabilecek nitelikte. Acizane biz bir yıldır 3 tane profesör arkadaşımızla, 3 tane yanında eğitim ve öğretim görevlisi arkadaşlarımızla çılgın denebilecek projelerimiz hazır. Bunu adaylık nasip olursa kendimiz, olmaz da olan arkadaşımıza da onun yanında olarak bunları takdim edeceğiz. Mesele Erdemli meselesidir. Burada seçimi nasıl alacağız? Söz isteniyor. Efendim yemin edilsin deniliyor. Arkadaşlar, burada doğru yapılırsa buradaki insanların hepsi onun arkasında duracaklardır. Başta ben olmak üzere buradaki aday aday arkadaşların, Sayın Başbakanımızın, dünya liderinin, genel başkanımızın söz vermiş olduğu gibi temayül yoklamasından çıkacak olan sonuç artı yapılacak olan kamu yoklamalarındaki neticeyle birlikte birinci çıkan arkadaşımızın, milletvekilimizin, ilçe teşkilatımızın ve il teşkilatımızın görüşleri doğrultusunda açıklayacağını söz verdi. Hiçbir milletvekilinin, hiçbir yetkili kişinin herhangi bir adayın koluna tutarak yukarıya götürüp lanse etmeyeceğini, ettirilmeyeceği ifade edildi. Onun için Erdem'de bu kadar 20 tane aday arkadaşım var. Buna güvenerek yola çıktı. Sayın milletvekilim, buradan temayül yoklamasından yarın bu arkadaşlarımız, gerçi çoğunun sandalyesi kaldı burada ama en çok sağlam kalan burada ilçe teşkilatımız ve kadın kollarımız var. Bizim ilçe teşkilatımıza görev yapan arkadaşlarımız her ne kadar eleştirilseler de dışarıdan laf söylemek kolaydır. Ama ceplerinden, kendilerinden, zamanlarından, her şeylerine fedakarlık yaparak bu partinin bayrağını Erdem'de dalgalandırmak için uğraşıyorlar. Hiçbirisi ne maaş alıyor ne başka bir geliri var. Çoluğun çocuğunun gelirini harcıyorlar. Bunların görüşleri çok önemli. Hiçbirisi de dayı değil. Belediye, ilçe başkanım Sait Çurtlu haricinde. Herkes Erdemli'nin geleceği için, bu partinin geleceği için dost doğru kararlar vereceği kanaatindeyim ben. Onların kararına itibar etmek lazım. Başkasının değil, teşkilatımızın. Bunun yanı sıra kadın kollarımız var. Gerçekten Mersin'de en iyi çalışan kadın kollarına sahibiz.
Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gençlik kollarımız var. Onlar babalarından aldıkları harçlığı gelip partimizde çalışarak harcıyorlar. Böylesine fedakarane bir ortam var. Köylerimizde birçok arkadaşımızın ismini bile bilmediği, birçok arkadaşımızın hiç gitmediği köylerde gelen temsilcilerimiz vardı burada. Tekrar geriye döndüler, yarın sabahleyin geri gelecekler. Domateslerini, efendim elmalarını bıraktılar geldiler, sebzelerini bıraktılar geldiler. Bu insanların hiçbir hesabı yok partiden başka. Uç beylerimiz onlar bizim. Belde başkanlarımız var, kale komutanlarımız bizim. Bunların verecek olduğu karar doğru olmayacak da onlara itibar etmeyeceğiz ya. Kime itibar edeceğiz? Sayın milletvekilim, özellikle sizden istirham ediyorum. Aday arkadaşlarımın ve şahsım adına. Çıkacak olan temayül yoklamasının sonucunun artı kamuoyundan çıkacak olan sonuçla beraber bizzat takip etmenizi ve bunun doğrultusunda kararın iyi alınmasını ve adayın açıklanmasını istiyoruz. Bunu eğer yaparsanız ben şahsım adına ve arkadaşlarım adına hiç endişem yok. Ben söz veriyorum ki o adayın yanındayım. Her şeyimle yanındayım. Ama bir dayatmacı, bir vesayet zihniyetiyle tepeden inme, hiç kimsenin emeği olmadı, hiçbir emeği olmadan, hiç emeğe geçmeden burada gecenin bu saatinde soğukta bekleyen bu bacılarımın kararının haricinde bir karar gelirse, teşkilatımızın kararının haricinde bir karar gelirse, bu milli burada oturan milletimizin erdemlerin vermiş olduğu kamu yoklamasının sonucunun haricinde bir karar gelirse, burada seçim alma mümkünatımız yoktur. Ben bunu açıkça net söylüyorum. Burada seçim almak kolay değil. Bugün, dün bir tane ilçe başkanı gazetede açıklama yapıyor. Diyor ki, boşuna siz masraf etmeyin ey aday adayları. Dalga geçiyorlar bizimle sayın milletvekilim. Bizim partimize kimsenin dalga geçmeye hakkı yok. Hiç kimsenin hakkı yok. Biz nereye masraf edeceğimizi bizim kendimiz biliriz. Bugün utanmadan aynı kişi telefon ediyor. Niye uğraşırsınız, adayınız geliyor sizin. Siz niye uğraşırsınız diyor. Biz haddini bildirerek telefonu suratına kapatıyoruz. Biz burada seçimi en iyi şekilde almak zorundayız. Dünya liderimizin Recep Tayyip Erdoğan için almak zorundayız. Erdem için almak zorundayız. Bunun için de en doğru kararı vermek için sizden yardım istiyoruz. Sizden adalet istiyoruz sayın milletvekilim. Bu duygu ve düşüncelerle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Verilecek olan kararın hayırlı olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.